Tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Hansi Altus'un After Effects CC eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. YouTube abone ol animasyonumuzun neredeyse %98'ini bitirdik. Artık son tuşları yapıp bu animasyonumuzu sonlandıracağız. Hemen After Effects programımızı açalım. Şöyle yaptığımız animasyonun son haline bir göz gezdirelim. Eksik bir şey var mı diye. Şu ana kadar gayet güzel. Bu noktadan sonra yapmamız gereken el dosyamızı çalışmamızın içerisine aktarmak ve tıklama animasyonu yapmak. Bunun için de yine 5 temel animasyon hareketini kullanacağım. Normalde benim el dosyam zaten burada mevcut. Ancak tekrar olması açısından çift tıklıyorum. Buradan hand click seçeceğim. Import diyeceğim. Ve composition retain layer size demeyi unutmayalım. Bende olduğu için OK yerine cancel diyorum. Hemen buradan hand click dosyamı kompozisyonun içerisine bırakıyorum. Sonrasında birazcık küçülteceğim. Biraz daha küçültebiliriz. Şöyle baktığımızda çok az daha küçülteyim. Evet, şöyle uzaktan baktığımızda gayet iyi. Şimdi buna bir layer style uygulamak istiyorum. Ne uygulayabiliriz? Hemen şunu açalım. Bunda var mı layer style? Yoktu. Bakın bunun içine geçiş yapıyorum abone ol animasyonumun. Bunun yazıdaki layer style'ı kopyalayacağım. Yani emboss layer style'ını kopyalıyorum ve hand click dosyama yapıştırıyorum. Şöyle biraz daha yakınlaşırsam farkı daha net görebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım daha iyi görebilmeniz için. Normal hali böyleydi. Ben bu şekilde yaptım. Biraz daha derinlik katmaya çalıştım. Yani ben bu şekilde daha hoş buluyorum. Siz beğenmeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. El dosyamızı da hazırladığımıza göre artık animasyonumuzu yapabiliriz. Şimdi abone ol ne zaman geliyor? Öncelikle buyur buna göz gezdirelim. Biraz daha ilerleyeceğim. Bakın şuradayken benim el dosyamın burada olması lazım. Hemen hand dosyamın position'ını açıyorum ve keyframe'imi veriyorum. Ancak ben başlangıçta bunun gözükmesini istemiyorum. O yüzden başlangıçta bunu ister sağ tarafa alabilirsiniz, ister sol tarafa veya aşağı yukarı size kalmış. Ben burada bulunmasını istiyorum. Tabii ki keyframe'leri yumuşatmayı unutmuyoruz. Klavyemizden F9 tuşuna basarak. Şuradan itibaren bir bakalım ne yaptığımıza. Evet, gayet güzel oldu. Şurada tam yeri aslında. Bu noktadan sonra tıklama etkisi vereceğiz. Şimdi timeline'da genellikle bu şekilde ilerledik. Bazen çok ince işler yapmanız gerekebilir. Frame frame ilerlemek için page down ve page up tuşlarını kullanabilirsiniz. Page down'a basarak biraz ilerliyorum. Tam olarak şuradayken hand click dosyamın scale'ini açacağım. Keyframe koyuyorum. 2 keyframe ilerliyorum. Yani 2 frame ilerliyorum page down tuşu ile. Scale'i birazcık küçülttüm. Bakın sanki tıklama etkisi vermeye çalıştım. Sonra 2 frame daha ilerliyorum. Ve el dosyamı eski haline getireceğim. Bunun için burayı kullanmak yerine ilk keyframe'i tıklıyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Sonra Ctrl V dediğimde şu timeline çizgisinin bulunduğu yere bunu kopyalayacaktır. Yani eski haline geldi. Şöyle yumuşatalım. F9 dedim. Hemen şöyle bir bakarsak, hatta şuradan bakalım daha iyi görebilmek için. Bakın tıklama etkisini vermiş oldum. Gördüğünüz gibi animasyonların çoğunda 5 temel animasyon hareketini kullandık. Emin olun internette gördüğünüz o
Çok komplike çalışmalarda da bu temel animasyon hareketleri kullanılmakta. Burada esas olay işleminizi tam zamanda yapmanız. Burada olduğu gibi ben şayet bu keyframe'in arasını biraz açık tutsaydım tam olarak bu etkiyi elde etmem zor olurdu. O yüzden 2 frame ilerleyerek animasyon etkisi yaptım. Şimdi tam tıklama noktasında abone ol altındaki kutunun rengini değişmesini istiyorum. Bunun için tekrardan abone ol kompozisyonumu açacağım. Ve tam olarak şurada, bakın buradan hemen kutuya gelelim. Content'e geliyorum. Bu kutuya ait özellikleri açacağım. Tabii ki buradan fil değerine de giriş yapacağım. Şimdi şöyle page down diyelim. Ve şurada color değerine bir keyframe koyalım. Bir keyframe ilerliyorum. Hatta iki keyframe ilerleyelim. Bunun rengini gri yapmak istiyorum. Genelde animasyonlarda böyle bir sonuç görüyorum. İsterseniz farklı renkli yapabilirsiniz. Hatta birazcık daha açık yapalım. Okey dedim. Şöyle F9 ile yumuşatalım. Tekrardan YT1.1 isimli kompozisyonuma geçiş yaptım. Elde ettiğim sonucu görmek istiyorum. Şöyle bakalım. Bakın. Tabii ki biz sonrasında bunu eski haline getirmemiz lazım. O ayrıntıyı gözden kaçırdık. Tekrardan abone ol kompozisyonu açalım. Tam olarak şuradayken ilk frame keyframe'i CTRL-C ile kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Yani başlangıçta beyazdı. Ben bunu gri yaptım. Sonra tekrardan beyaz yaptım. Şuraya gelip sonuca bir bakalım. İsterseniz aralığı biraz daha açabilirsiniz. Ne yapabiliriz mesela? Şunları seçtim. Şu ikisini seçiyorum. Ve şöyle birazcık genişlettim. Sonra en sondakini seçiyorum. Onu da birazcık çekiyorum. Şöyle bir bakalım. Tekrardan YT1.1'e geçiş yapıyorum. Şunu biraz geriden alırsam daha iyi olacaktır. Biraz da daha genişletmem lazım. Çünkü oldukça hızlı gibi. Tekrardan abone ol kompozisyonumu açıyorum. Ve şurayı birazcık daha genişleteceğim. İki keyframe'i seçiyorum. Aralığı birazcık daha açtım. Sonrasında şunu da birazcık daha genişlettim. Şöyle bir göz gezdirelim. Yine oldukça hızlı gibi. Burada zamanlamayı tutturmak oldukça önemli. Bazen tek tek uğraşmamız gerekiyor. Aynen bu şekilde. Şöyle bir daha bakalım. Hatta biraz daha açarsam daha tatmin edici bir sonuç alacağım gibime geliyor. Şöyle bakalım. Şuradan bir kontrol edersek daha net görebilirim. Birazcık daha açmam lazım. Benim hoşuma gitmedi. Siz nasıl yeterli buluyorsanız o şekilde bırakabilirsiniz. Şu sondakini birazcık götürmem lazım. Şöyle bir bakalım. Biraz daha açacağım. Şu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan YT1.1'e geldim. Şöyle bakalım. Bu daha güzel oldu gibi. Dediğim gibi burada farklı ayarlamalar yaparak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz veya farklı bir renk verebilirsiniz. Şimdi benzer bir animasyonu zil dosyası için yapacağız. Burada işimiz biraz daha kolay. Öncelikle hand dosyamın position'ını açıyorum. Bakın buraya tıkladı. Şöyle bir süre burada dursun.
Mesela şuradayken bakın tıklamayı yaptı. Tıklama yapıncaya kadar burada dursun. Dolayısıyla aynı pozisyonu tekrardan verdim. Yani bir hareket söz konusu değil. Bu noktadan sonra şöyleyken bunu zil dosyamın üzerine getireceğim. Arka planda çok fazla uygulama çalıştığı için bu şekilde görüntüde biraz bulanıklık oluşuyor. Bunu daha aza indirmek için buradaki çözünürlük ayarını siz düşürebilirsiniz. Ben şu an için bu şekilde devam edeceğim. Şöyle bir bakalım ne yaptığımıza. Oldukça hızlı oldu bu. Biraz daha şöyle açalım. Şöyle bakıyorum hemen. Biraz daha açacağım. Çok zaman sıkıntımız yok. Şöyle hızlıca bir bakalım. Biraz daha yana alacağım. Tam olarak zil dosyasının üzerine gelsin. Şimdi bu noktada tıklama animasyonu tekrardan yapacağım. Bu sefer kopya çekeceğiz. Bir önceki tıklamayı kopyalayacağız. Buraya yapıştıracağız. Şöyle page down ile 3 frame ilerliyorum. Hatta 4 frame ilerleyeyim. Hand click'in Shift S'ye basarak scale özelliğini aktif hale getiriyorum. Scale'deki o tıklama animasyon keyframe'lerini Ctrl C ile kopyalıyorum. Ctrl V diyerek buraya yapıştırıyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın tıklama işlemini yaptım. Bu tıklamayı yaptığımda zil dosyamın şeffaflığını biraz azaltmak istiyorum. Sanki o da seçili hale gelmiş etkisi vermek için. Bunun için de opacity animasyon hareketini kullanacağım. Hemen bel dosyasına geliyorum. T'ye basarak opacity özelliğini açıyorum. Şimdi şuradayken normal. Page down ile 2 frame ilerledim. Birazcık düşürüyorum. Page down ile ilerliyorum. Tekrardan eski haline getireceğim. En başta keyframe'i Ctrl C ile kopyalıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Burada tabii ki F9 ile animasyonu yumuşatacağım. Şimdi şöyle bir göz gezdirelim ne yaptığımıza. Belki beğenmediğimiz yerler olabilir. Şu ana kadar gayet güzel. Şurada tam olarak etkiyi sanırım göremiyoruz. Şunu biraz daha düşürelim. Hatta 45 diyelim. Daha güzel olacaktır. Ctrl Z diyelim çünkü hepsini seçtik. Tam ortadayken şu orta keyframe'e tıklıyorum. Ve bunu 72 yapmıştım. 45'e düşürüyorum. Daha iyi sonuç elde edebilmek için. Büyük ihtimalle şu an bu değer yeterli olacaktır. İsterseniz arayı biraz daha açabilirsiniz. Şu noktadan sonra tamamen siz zevkinize kalmış bir şey. Animasyonu yapma mantığı ve gerekli özellikleri kullanmak bu şekilde. Zaman ayarlaması tamamen sizinle alakalı. Şöyle biraz daha geri alacağım. Şöyle yapalım. Şimdi en baştan bir bakalım. Daha iyi görebilmek için Fit Up to 100 diyorum. Benim için şu noktada animasyon tamamen bitmiş durumda. Yani bana göre yeterli. İsterseniz farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Keyframe'lerde veya renklerde değişiklik yaparak. Ancak böyle bir animasyon yapabilmek için ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiyi sizlere aktarmış
oldum şu an için. Bu noktadan sonra tek yapmamız gereken bu çalışmamızın render'ını almak. Dersi daha fazla uzatmak istemiyorum. Renderlamanın birden çok yolu olduğu için o konuya bu videoda değil, bir sonraki videoda değineceğim ve çalışmamızı videolarımızda kullanabileceğimiz şekle getirmiş olacağız. Bir